Flash Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stream Flash'ta Osmanlı ile serimize Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son İskenderiye'yi almıştık, Kair'e yakınlarındaydık. Bugün Eyübiler'den toprak almaya devam edeceğiz. Umarım güzel video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Hocam bir önceki bölüm Berta seviye almıştı. Hızlıca burada Berta'nın e, neyini geliştirebiliriz diye bakacağım. Şöyle şu an denizcilik. Denizcilik mantıklı gibi. Denizcilik mantıklı gibi. Denizlerde çünkü yavaşız. E, asker sayımız da fazla olduğu için denizcile verirsek iyi olur. Takım adına. Burada Berta'yı geliştirdiğimde takımda mesela e, şurada Berta'nın denizciliği takıma etki ediyor. Şu an Kare yakınlarında toplandık sayılır. Şöyle hemen saldırı emirini de vereceğim. Zaten çoğu düşman devletle savaştayız. Ee, bu yüzden agresif dış politikayı falan da pek önemsememizin bir anlamı yok gibi. Kamp dağıtımı yapılıyor. En önemli şehirlerini alıyoruz. Şu anda Eyyubilerin başkenti olan Kayre'yi alacağız. 325 milimiz var. Burayı aldıktan sonra hemen bir erzak takviyesi yapacağız. Daha sonra belki bir asker takviyesi de yapabiliriz. 620 kişi var ama daha fazlasına yani daha fazlası da olsa iyi olur bizim için. Şöyle bakalım şu anda gelen lordlar var Eyyubilerden savunma için. Evet kutsal pardon Kamakura şogunluğu şu anda Van'a saldırdı. Yapacak bir şey yok oraya yapacak bir şey yok. Yani geride kaybettiklerimize bakmayacağız dediğim gibi. Şu anda kaybettiğimiz kale var mı diye baktığımda bu arada. Kaybettiğimiz bir yerde yok bu arada. Ya yani Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Ee, halifeliği elimize alacağız umarım. Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde halifeliği elimize alacağız. Bakalım. Şöyle kuşatma silahları inşa ediliyor şu anda. Bekleyeceğiz. Beklemeye devam edeceğiz. Askerlerimiz de bir yandan seviye alıyor. Hindistan devreleri savaş ilan etti. Bu bizi zorlayabilir. Ee, bayağı da agresif bir devlet. Hani Anadolu'ya gelebilir. Gelirse kalelerimizi muhtemelen alabilir. Rahat şekilde. Zaten ben en güçlü devlet e, sıralamasını yapsam. Şu oyunda Hindistan devrelerini ilk 3'e rahat şekilde alırım. Evet şu anda kuşatma silahları da inşa edildi. 2100 elemanla şu anda... Kaireye gireceğiz. Savaşları dediğim gibi otomatik şekilde yapıyoruz. Çünkü almamız gereken yani bir ton kale var desem haksız sayılmam. Hızlıca elimizdekileri burada satalım. Erzaklara baktığımda erzağımız bayağı azalmış. Ee, öncelikle şöyle esirleri de hızlıca elden çıkarabilirsek iyi olur bizim için. Şöyle hepsini satıyoruz hocam. Hepsini sattım burada da. Meyhane dedim. Asker yarat desem burada da yok. Tamamdır. market karşılık yemek. Hocam şöyle hızlıca erzak takviyesinde yapalım. Bu arada oyun başında söylemedim sanırım. kolay modda oynamıyoruz. Kolay modda oynasak erzak takviyesi yapmamıza gerek kalmaz. Kolay modda oynuyorsun diyenler var. kolay modda oynamıyoruz hocam. Bilginiz olsun. Şöyle şu anda da bir dinleneceğiz dinlenmeye ihtiyacımız var. Buradan nereye doğru gidebiliriz diye bakıyorum şu anda. Alttan toplasam iyi olur gibi. Şu anda bu arada ilk kalemizi de kaybettik. Van'ı Kamakura ele geçirmiş durumda. Bakacağız hala kaybedebiliriz ama dediğim gibi alacağımız kaleler önemli bizim için. Şöyle hocam buradan alt taraflara doğru açılsak daha mantıklı olur gibi. tüm Afrika'yı alsak. En mantıklısı olur galiba. Şu an şöyle yapacağız. Hemen hızlıca Mardin. Mardin'den başlayalım. Mardin sanırım Hindistan devrelerinin elinde. İlginç şekilde. Saldırı kalesi olarak orayı belirledim. Bizans da saldırı yapıyor şu anda. ya Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Şu an sanki bir lordlarda azalma var gibi bizde. Bunun sebebi de Kimi lordlarımız bayağı asker kaybedebiliyor. Norveç de geldi saldırıya. Evet. Kaybedeceğiz. Bayağı kale kaybedeceğiz ama tekrardan toparlarız orayı. Ee, kanuni devrinde tekrardan toparlayacağız. İngiltere'de savaş ilan etti. Evet. Bayağı zorlanacağız gibi ya. Vallahi bayağı zorlanacağız. Yani ilk Osmanlı serimizi takip edenler bilir. Orada kolay modda yapmıştık. Orta düzeyde biraz daha zor oluyor. Hatta bayağı zor oluyor. Şu anda bizim nordlar geri mi dönüyor diye bakıyorum. Mardin limanında acaba bir kuşatma düzenlenecek mi? Onu merak ediyorum. Şu an gözüm orada. Gözüm orada hocam. Evet orada hala bir değişme yok. Biraz daha bekleyelim bakalım. Belki hala oraya varmamışlardır. Evet sanırım geri çekildiler bizim elemanlar. Evet çoğunda geri dönerken görüyoruz evlerden ee, almaya devam edelim o zaman Bir dakika hocam Şöyle evet kamp dağıtımı Tekrardan yapılıyor bu kötü oldu Şöyle hocam tekrardan tüm notları burada toplamam gerekiyor Şöyle hızlıca gelsinler Norveç direkt saldırdı Az önce kurdular zaten Kuşatma kampını hemen saldırıya geçtiler Şu anda e, Eyyubileri bitirmekle birlikte çoğu lordların da bizim tarafımıza katılacağını düşünürsek tekrardan eski kaleleri rahat şekilde alırız gibi. Bunları da kanunun devrine atarız. Ee, sonra zaten seriyi bitirmeyi düşünüyoruz. Bu da 25-26 bölüm sürebilir. Evet, şu anda elemanların saldırmasını bekleyelim. Şöyle saldırsınlar. Bu arada üretimden de gelir elde ettik. Güzel. Hocam geriye kalan varsa benle gelsin. Geriye kalan lordları toplamaya çalışıyorum bir yandan. Barbigan'ı sanırım kaybettik. Biri taraf değiştirdi. Hızlıca elemanları bu tarafa çekeceğim ama erzak kalmadığı için acilen ay tabı alıp oradan erzak takviyesi yapmam lazım takıma. Şöyle hızlıca burayı da halledelim. Bu arada canlı yayınlara başladık. Star Antreş'te canlı yayınlara başladık. Canlı yayınlarda turnuva falan yapıyoruz. Bilginiz olsun. Turnuvalara herkes katılabilir. Canlı yayınlarda genelde akşam turnuvalarımız oluyor. Onun için bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Şöyle hocam ortadan aldık. Şimdi Mardin limanda bu arada kuşatma yapılıyor gibi. Bursa yakınlarına yollayalım elemanları hızlı şekilde. Evrilerin elindeki kalelere bakalım. Bursa'ya yollayalım elemanları. Sanırım düşman olmadığımız devlet yok şu anda. Yani durum onu gösteriyor. Şöyle hocam. Evet. Eviplerin eline de bayağı az kale kaldı. Bakalım. Ne gibi sonuçlar bizi bekliyor hocam. Evet. Mardin limanını almışız. Bu arada orada elemanlar ee, saldırıya geçmiş. Geçmediklerini düşünmüştüm ama geçtiler. Şimdi Mard Bursa'dan sonra Mardin'i almalarını almaları için bir talimat daha vereceğim. Evet, son hanedanlığı da savaş ilan etti. Sanırım bir kin hanedanlığı kaldı. Şöyle hocam ben de köyleri alarak e, ilerleyelim. Toprak bütünlüğünü sağlamak adına tekrardan Aytap yakınlarına gideceğim. Ben sanırım erzak almadım. Erzak almayı unutmamışım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi Aytap'a gidelim. Oradan ee, bir şeyler yapacağız. Şöyle şimdi market zırh diyelim. Kostüm değil kask. Hocam şöyle neyi giysek neyi giysek Yavuz gibi oluruz. Her yani aslında aslında bu iyi gibi. Bunu bir deneyeceğiz. Biraz daha Yavuz'a benzedik bu şekilde. Karakteri Yavuz'a benzetebildik bu şekilde. O yüzden bunu alalım. Şimdi A taba gidelim. Tekrardan elimizdekileri de hızlıca okutalım. Ee, erzak yok. Başka da yapacak bir şey yoktu sanırım. Hocam 500 binimiz var. Bir yandan para da artıyor. Bursa'da şu anda kuşatma kampları kuruluyor. Alacaklarını düşünüyorum. Bu arada yine erzak bitti. Mecburen şurayı alacağız. Şu an ordunun eridiğine beraber şahit olacağız. Erzak olmadığı için çoğu yaralı olarak e, takıma yansıyacak. 610'a düştü. 612'den. Et hızlıca kamp dağıtımı yapıyoruz şu anda. Merak ettim mühendisliğimiz kaç? Mühendisliğimiz 81 aslında fena değil. Yani idare eder. Normal. Kamp dağıtımı şu anda yapıldı. Ee, buraya bir lord geldi. Şu an Bursa'da e, kuşatma silahları inşa ediliyor. Elemanlar girmek üzere oraya. Şöyle Anadolu'da durumu merak ettim hocam. Barbican'ı kaybetmişiz. Başka da bir yer yok sanırım. Van'ı kaybetmiştik. Kastel Sant'Elmo'yu kaybetmişiz. Bizans ele geçirmiş. Sıkıntı yok. Tekrardan alacağız. Tekrardan alacağız. Şimdi buraya odaklanalım. Eyübileri bitirmemiz lazım. Eyübileri memlükler gibi düşünelim. Ee, memlükleri bitirdiğimizde Halifeliği de elimize alacağız. Şöyle hocam. Asfana hızlıca Tüm erzakları alacağız asfandan. Ee, ardından hocam Varsa asker alalım. Meyhanede varsa alalım. Market satılmak eşya diyelim. Evet hocam hızlıca hızlıca kaldığımız yerden devam. Ee, elemanları Mardin'e yönlendirip benim Aytap Limanı'na gitmem daha mantıklı olur gibi. Daha mantıklı olur gibi. Haydi bakalım. Şu anda hocam Bursa'da kuşatma devam ediyor. Bu arada Kamakura Şogunluğu sanırım pardon Hindistan devirleri sanırım Mardin Limanı'nı ele geçirmek için harekete geçtiler. Bunun için hemen şöyle yapacağız. E, Mardin Limanı'na kale savunmak için eleman göndermeye çalışalım. Giden olursa iyi olur. Şöyle hocam ekip de yorgun bu arada. Yine erzak bitebilir birazdan. E, bu sorunlar devam edecektir. Şöyle hocam Aytap Liman'da şu anda kamp dağıtımı yapılıyor tekrardan. Bu bölümde de kale ele geçirmeye devam ediyoruz. Biraz daha hızlanmamız lazım. Çünkü e, bayağı da hani kalelerimize saldırı yiyoruz. Şöyle bakalım hocam. Şöyle beklemeye devam. Bu arada Anadolu'dan gelen e, lordları görüyoruz. Tekrardan güzel. Kuşatma silahları inşa ediliyor. Devam abi bu şekilde. Buradan dediğim gibi ee, üst taraflara doğru akacağım Askerlere de emir vereceğim Şu tarafları alsınlar şu Mardin Ondan sonra 20 kişilik bir köy var Oraları halletseler yeter bizim için Haydi bakalım Hindistan devreleri Mardin limanına saldırdı Bakalım ya Fazla lordla geldiğini düşünmüyorum Onların o yüzden pek etkili olabileceklerini de düşünmüyorum. Hızlıca şöyle bir denizlere açılsam hocam bayağı yavaşım. Evet Bursa'yı aldık mı acaba? Bursa'da hala devam ediyor. Ee, elemanları Mardin'e yönlendir. Evet Bursa'yı almışız. Şimdi hocam. Şimdi acilen Mardin'e dönmeleri lazım. Dön abi. Mardin'de halletsinler. Ben ayrı kuşatma yapacağım. Onlar ayrı. Hızlıca alalım. Şöyle hocam. Mardin Mardin. Saldırı kale istedim. Çoğu oraya yönlenecektir. Ee, yönelecektir muhtemelen. Evet yemek yok. O sıkıntı şu anda bizim için. Yavaştan ölümler de başlayabilir. Gus kalesi yakınlarındayım. Evet Mardin'de hemen kuşatma kampı inşa edildi hızlıca. Ben de buradan halletmeye çalışıyorum. Şu an Eyüp Lord'ları neye uğradığını şaşırmıştır muhtemelen. Bakalım hocam. Umarım rahat şekilde almaya devam edebiliriz. Haydi bakalım. Kamp dağıtımı şu anda yapılıyor hocam. Erzaklar yok. O bizim için sıkıntı. Burayı aldıktan sonra buradan erzak kalabiliriz. Biraz daha dayanabilir umarım bizim elemanlar. Bakalım hocam. Eğitim deneyimi, ürünler. Sağda arttığını görüyoruz. Kılıç Anadolu'ya dönerken görüyorum. Şöyle hocam kuşatma silahları inşa edildi. Burayı da acil otomatik savaşla hızlıca aldım. Şöyle hocam bu arada az önce ganimetleri çekmeyi unuttum. Neyse sıkıntı yok. Şimdi hocam hızlıca market karşılık. Acilen buradan erzak almaya devam ediyorum. Başka ne yapabilirim? Hocam askerleri de alalım. Şöyle şimdi devam edebiliriz. Şimdi devam edebiliriz. 7000 bayıldık hocam askerlerin gelişimi için. Evet, Mardin limanını tekrardan kaybetmişiz Hindistan devrelerine karşı. Ben Akmim kalesine doğru yöneleceğim hemen hızlı şekilde. Ben üstten almaya devam edeceğim. Onları tekrardan talimatla o bölgeleri halledebiliriz. O bölgelerde sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ee, şöyle hızlıca devam edelim bakalım. Ekip yorgun sanırım. Evet. Bakalım. Gus yakınlarında sanırım aynen bir kuşatma düzenleniyor. Şöyle yapalım. Ee, gelin abi. %20'lik kısmı ota, o bölgeye yönelse yeterli olur bizim için. 420 binimiz var. Hızlıca buradan kale almaya devam ediyoruz. Akmı bir de almaya çalışacağız. Yani tek bölümde Eyüpleri kökten sökeceğiz. Bakalım hocam. Takım dayanıklılığı artıyor. Kamp dağıtımı yap yaparken bir yandan da dinleniyoruz. Bu da bizim için avantaj oluyor. Evet kuşatma silahları da inşa edilmek üzere. Şu anda Mardin'de e, saldırı başlamış olsa gerek. Akmimi aldıktan sonra tekrardan Gus'a yöneleceğim muhtemelen orayı savunmak adına. Hızlıca hocam burayı da hallettik. Ganimetleri çektim. Şöyle hocam akmimden market karşılık yemek diyelim. Ya burada hepsini alma butonu olsa keşke ya. Tek tek almak bayağı uğraştırıyor burada. Da. Şöyle hocam. Ardından meyhane diyeceğim. Alabildiğim kadar asker alacağım. Yemek yetmese de asker almaktan vazgeçmiyoruz. Şimdi hocam 750 kişilik birlikle şu anda tekrardan Gus yakınlarına doğru yöneliyorum ama orada bizim elemanlar baya bir kümelenmiş zaten. 370 kişi var içeride. Mardin'de saldırı başladı. Bakalım hocam. Hızlıca ilerleyelim. Eyvileri bitirmek adına tüm kalelerini almak adına mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Oksiyi de alalım hemen hızlıca. Hızlıca burayı da alalım. Mardin aldım hocam bizim elemanlar. Mardin aldılar. Şimdi tekrardan Mardin limanla bir yöneltsem nasıl olur acaba? Elemanları. Ordu saldırı. Hindistan devrelerinin kalelerini bulmam lazım acilen buradan. Evet, buradan Mardin limanını bulabilirsem hızlıca. Evet Mardin limanına %50 kısmı gitse yeterli olur hızlıca onlar da oradan saldırıya devam etse bizim için iyi olur. Kamp dağıtımı şu anda yarılandı. anlı da savaş ilan etti bu arada. Sadece bunlar kalmıştı. Bakalım şu an bu arada Avrupa'nın bize karşı olan saldırısı bir durdu gibi. Evet Kısiyaz da kaybetmişiz son olarak. Bakalım sıkıntı yok. Mardin Limanı'na yönlendirdiğim elemanlar acaba gidiyor mu o taraflara? Ondan merak ettim şu anda. Hindistan devreleri yavaştan Anadolu taraflarına doğru geliyor gibi Fransızların elinde bulunan Sivas'a kuşatma düzenlemeye başlamışlar. Şimdi Oksi Kalesi'nde de hemen kendimizi bir gösterelim burayı da halledelim. Elimizdekileri de okutalım hocam hızlıca. Şöyle market satılmak dedim. Hepsini tek yerde satıyoruz. Asker, askerleri, esirleri de hızlıca. Okutalım abi şöyle. Evet. Buradan da yine kasaya para girdi. Şimdi hocam yine erzak almaya devam edeceğiz. Erzak takviyesi yapmaya devam edeceğiz. Buradan şimdi şöyle yapalım. Seviye alanlara seviyelerini verelim. Burada bir kısmını Denizli'ye vereceğim. Denizcilikten kalanı silah hayvan bakımına verelim. Buradan şimdi e, şöyle yapalım. Bertan'ın sağlığına verelim. Bertan'ın sağlığına 20 verdikten sonra devam ederiz. Şimdi hocam şöyle. E, buradan nereye yönelebiliriz? Kareleri aldık. Köyler kalmış. Mardin limanda da tekrardan kuşatma düzenleniyor. Ya ellerinde şu anda Shiva ve Aujila kaldı. Eyübilerin. Hızlıca burayı halletmeye çalışacağız. Bakalım takım dayanıklılığı da bayağı düşmüş durumda. Erzak takviyesi yaptık. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi olan tek bölümde. Yani tüm Afrika'yı resmen aldık ya. Hocamız hızlıca ilerleyeceğiz. Durmayalım. Durmayalım. Şivaya da girelim. Şivadan sonra Avujle'ye gireceğiz. Burada Barça'yı da alabiliriz bu arada. Barça ve Barça limanını da Fransızların elinden alacağız. Oralarda da topraklarımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bakalım hocam. Bekleyelim. Evet, Adil de bizim tarafımıza geçti. Şu anda pek sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum artık. Lord sayımızın da arttığını e, varsayarsak şimdi şöyle yapalım hatta ordunun bir kısmını Barça'ya ya da Avucilay'a yollayabilirim. Evet, barça'ya yollayalım hemen buradan. Barça'ya Barça Limanı da sonuç olarak ele geçirmemiz gerekecek. Barça Limanı'nı hemen e, limanına göndermeye çalıştım elemanlara bakalım. Bakalım abi. Şiva'da eleman var gibi. içeride eleman var gibi. Şu kuşatma silahları inşa ediliyor. Barça Limanı'na birkaç eleman yolladım. Onlar da orada kuşatmaya başlayacaktır. Evet içerideki eleman kaçtı. Ona da bu yakışır. Hocam Şiva'yı da hallettik. evlilerin elinde sadece avcıyla kaldı desem yanlış olur çünkü Allah hanımefendi onların elinde. Allah rağmen günümüz Basra civarlarında Market karşılık Şimdi hocam Dediğim gibi erzak takviyesini Her zaman yapmamız lazım Hızlıca şimdi Barça Limanına elemanlar Yöneliyor mu? Evet Barça Limanına elemanlar yöneliyor Ben Avucula yakınlarına geleceğim Dediğim gibi Evet tekrardan Mardin Limanı'nda bir kuşatma yedik. Yani bir daha dönmeyeceğim oraya. Sürekli hal değiştirecek sonuç olarak. Şimdi hocam şöyle %29'luk kısmını da Barça'ya yönlendireceğim. Hızlıca fetihlerimize son gaz devam edelim. Şöyle hocam %20'lik kısımda Barça yakınlarına dönmüş durumda şu an. %20'lik kısmı oraya yeter de artar bile. Orada da kuşatma yapılıyor. Lan bayağı bir elemanla şu anda fethi yapmaya devam ediyoruz. 3 yerde çadırı kurduk hocam. 3 yerde çadırı kurduk. Buradan lan çok iyi duruyor ya şu an. Vallahi harita çok iyi duruyor şu an. Yani en verimli bölüm oldu. Bayağı hani hiçbir bölümde bu kadar fazla kale fethetmedik. Tek bölümde 15-16 kale diye bir başlık atsam sanırım mantık, mantıklı olur. Şöyle kuşatma silahları da inşa ediliyor. Bakalım. Bu bölümde kaç yer aldık? Onu da birazdan sayıma geçerim sanırım. Yani say say bitmez. Evet, Mardin Limanı'nı tekrardan kaybedeceğiz gibi. Akre Anadolu Selçuklu Devleti bir saldırı düzenlediği gibi. Hocam elimizdekileri hemen satıyoruz. Karşılık yemek yiyoruz hızlıca. Erzakları da alıyoruz. 475 bin civarı bir paramız var. Şöyle hocam. Vallahi çok iyi. Şu anda şuralara kadar ilerlemeyeceğim. Şuralara Kanuni devrinde geleceğim. Kanuni devrinde şu bölgenin tamamını da ele geçireceğim. Tüm Afrika'yı ele geçirmiş olacağız. Lan Yavuz devrinde başka nere vardı ya? İki bölümden mi bitirdik? Yanbu ve Mekke'ye de mi geçelim? Evet Mekke'yi bu arada Eşkıyalar almış. ilginç şekilde. Allah hocam sanırım alacağımız bir kale kalmadı ama şu köyleri halledip sayıma geçebiliriz. Yani köyleri halledip sayıma geçeriz. Köylere de biraz eleman bırakıp toprak bütünlüğü adına güzel dursun diye kaybetmemek için eleman bırakacağız. Öyle bir şey yaparız. Ama Kuraşoğlu'nu Bitlis'e saldırmış. Ben köyleri tekrardan ele geçirmek için harekete geçtim. Şu anda belki belki Mardin limanına kadar gideriz. Orada da bitirebiliriz. Ekip yorgun. Hocam şöyle takım dedim. Ee, elit kılıç 12 tamam. 3 tane de şuradan. Ee, bakalım. Burayı kaybetmeyiz gibi artık tamam. Ya 50 teleman bıraktım. Full içeri burayı muhtemelen kaybetmeyiz. Şöyle alt taraflara doğru inmeye devam edeceğim. Dediğim gibi köyleri de almamız lazım ki güzel dursun hocam. Köyleri aldıktan sonra bu bölümü burada kapatırız. Baya güzel bir bölüm oldu. Serimize devam etmemiz için like'larınız yorumlarınız benim için önemli. Dediğim gibi çünkü eski kitlemi kaybettim. Tekrardan toparlanmamız lazım. Yazın izlendiğimiz gibi izlenmemiz lazım. Ki e, ben de daha etkili olabileyim hocam videolarda. Yedi evet, hemen bırakıyoruz hocam. Atlıları fark ettiyseniz bırakmıyorum. Çünkü şu atlıları meydanlarda kullanmak daha mantıklı oluyor. Şöyle hocam. 34 tane eleman buraya yeter de artar. Yeter de artar. Evet Barça Limanı'nı ele geçirdik. Çok iyi. Yani bu arada Memlük Devlet serimize ee, kaç bölüm sürmüş? 12-13 bölüm müydü? Kaç bölümdü lan? 15 bölüm diyelim düz. Yani 15 bölümde aldıklarımızı tek bölümde Osmanlı Devlet serimizde almamız da biraz ilginç oldu. Şöyle hocam. Yani Yavuz zamanında neler yapmış gerçekten. İnsanın aklı ermiyor hocam. Oyunda bile yapılması zor. Öyle hesap edelim. Hocam elit mızrakçıları ve elit kılıççıları bıraksam buraya bayağı da yeter. Altta köyde ele geçirmek için harekete geçiyorum. Şu anda daha sonra Mardin Limanı'na kadar gideceğim. Oraya da bayağı bir eleman vereceğim ki tekrardan kaybetmeyelim. Şu anda gayet güzel duruyor bu arada. Ee, buradan yan bu yakınlarına gidebiliriz. Sivas'ta alsak iyi olur gibi ya. Evet bu arada Mardin yakınlarına kadar geldim. Burada e, almamız gereken bir köy, bir kale vardı. Hemen hızlıca buraları da halledelim. Şöyle hocam. Buraya da aynı şekilde birlik bırakacağım ki daha sonra kaybetmeyelim. Ee, şöyle elit kılıcı da varmış elimizde. Elitleri bırakıyorum hocam atlı olmayanları. Şöyle artık Osmanlı Devleti'nden bırakmam gerekiyor gibi kendi asker birimlerinden. 35 tane de eleman burada var. Bunlar yeter de artar baya bir garanti aldık ki buraları. Son olarak Mardin e, limanını almak için harekete geçeceğiz. Burayı da aldıktan sonra bugün kapatırız. Bir sonraki bölümde Anadolu'ya tekrardan döneceğiz. Yavuz Devri'nde bakacağım. Almam gereken yer varsa e, yine oraya da bir bakarız. Daha sonra e, Kanuni Devri'ne geçeceğiz. Şöyle hocamızca Mardin Limanı da alalım. Haydi bakalım. Bu arada Barça Limanı'na Bizans saldırmış. Hemen oraları savunmak için birlik yollayalım. Şöyle hocam. Kısımları kısmını oraya yolladım. Biraz daha yollayacağım. Şu anda kamp dağıtım yapılıyor. Ee, hazine bayağı dolu. Hazinede bir sıkıntı yok. Asker birliklerimiz sağlam. Yani rahat şekilde ilerleriz gibi buradan. Lordlarımız da bayağı arttı. Bundan sonrasını artık hocam Avrupa falan düşünsün yani. Bizim için düşünecek pek bir şey kalmadı. Şimdi hocam kuşatma silahları da inşa ediliyor. Ee, Hindistan devreleriyle barış halinde kalabilirsem bizim için iyi olur. Ama e, o da zor gibi. Şimdi hocam burayı da hallettik. Şöyle hocam. Satalım. Market Limanda da aslında şey varmış. Erzak varmış. Hocam bir gemi alsam. İki tane gemi alalım. Ee, son olarak takım diyeceğim. Tüm okçuları buraya bırakacağım. Mızrakçıları da bırak bırakacağım. Ee, son olarak normal elit birlik varsa bırakacaktım ama sanırım o da kalmadı gibi. Tamam hocam buraya da 100 tane eleman yeter. Şimdi buradan hızlıca e, şeye dönebiliriz. Şu köyü de mesela kaybetmişiz. Orayı da tekrardan bir alalım. Ya bugünlük yapacaklarımız bu kadardı. Afrika'da almamız gereken kaleleri ele geçirdik. Barça'yı tekrardan kaybetmişiz bu arada. Onu da bir sonraki bölüm hemen hallederiz. Ufak tefek tekrardan kaybettiğimiz yerler olabiliyor ama. E, Baya hani bu bölümde kale ettik. Tek bölümde kaç kale acaba? Onu da birazdan video sonunda sayı bekleyeceğim hocam. Şöyle şimdi burada seviye alanlara seviyelerini verelim. Son olarak köye birlik yerleştirelim. Şu elit kılıçları yerleştirsem mantıklı olur gibi. Şöyle hocam O kadar yeter mi acaba? Var mı başka? Şunları da yollayalım. Tam 38 tane yeter buraya. Bakalım bayağı hani e, toprak bütünlüğünü sağladık. Bir sonraki bölümde de bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. E, i̇lerleyen bölümde kaybettiğimiz yerler var. Kastel Sant'Almo falan, Bitlis, Van, Kisias, Barbican. Buraları almak için harekete geçeceğiz. Umarım... Zevkle izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.